İşte çiftçi şeker pancarını bin bir zahmetle ekecek, sulayacak, sükecek, fabrikanın kapısına götürecek, fabrikada bunu almayacağım diyecek. Allah'tan rava mıdır bu şimdi? Bu sözlerle isyan etti. Emeklerinin karşılığını alamamak onları kara kara düşündürüyor. Şeker pancarı üreticileri Elazığ Şeker Fabrikası'nın uygulamalarından şikayetçi. Şeker pancarları tarlalarda çürüyor. Şeker pancarı üretimi yapıyorlar. Ancak binbir zorluk içerisinde. Diyarbakır Çınar ilçesinde ekim yapıyorlar. Seslerini duyurmak için bu kez kameraların karşısına geçtiler. Dördüncü sorunda hala fiyat belli değil. Hala araban burada, çantalar hep boş. Vallahi mazot dahi alamıyoruz. Pancarı zaten tarlada çürütüyoruz. Verdiğimiz pancarın da fiyatı hala belli değil. Sorun çok. Onlardan ilki, ürünü götürecekleri fabrikada alım yavaş yani sıraya bir kamyonla giriyorlar. Bu da şeker pancarının uzun süre tarlada beklemesine neden oluyor. Randevu sistemi yaptılar. Alım yapmıyorlar. Biz veriyoruz. Biz hazırız. Çiftçi olarak hazırız. Ama fabrika e, alıma alımı hazır değil. Günde bir kamyon, bir kamyon nasıl bitirecek? O da haftada dört gün. Ürünler çürümeye terk edilmiş. Çürümüş olanlar. içi de siyahlaşmış. Şimdi şeker pancarı fabrikası bunu alır mı? Almaz. Pancardan kalan küspe önceden çiftçiye geri veriliyordu. Ancak şimdi yarısı fabrikada kalıyor. Küspe de piyasada şu an 200 liradır. Fabrikanın verdiği 90 lira. Onu da en az piyasaya göre alması gerekiyor. Ya da o piyasaya göre almıyorsa biz piyasaya veririz kendimize. Ve nakliye ücretlerindeki sıkıntılar üreticiyi bir hayli zorluyor. Bize verilen kamyoncu nakliye bedeli 97 kuruştu. 2020 yılında bu nakliye bedelini 48 kuruşa indirdiler. Ama ne kadar düzelme yapacağız daha bize bildirin, bildirmemişler. Üretici zarar etmeye devam ederse çiftçi üretimden elini çekmeyi düşünüyor. Çınar çiftçilerin adına konuşabilirim. Hiç kimse başka şeker pancar ekmeyecek. Ha sıkıntılar çözülürse yine ekeriz niye ekmeyelim. Kamyon şoförleri de mazot fiyatlarından yakınıyor. Masraflar çoğalmış ama kazanç yok. Ya mazotun ilk önce bir indirilmesi lazım. Vergilerin biraz sırtımızdan düşmesi lazım. Hep yollardayız ve kazansız.